Evet, birinci katımızın çizimlerini hazırladık. Ve artık şimdi zemin kata geçebiliriz. Klavyeden kontrol aşağı ok tuşuna basarak zemin kata geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi zemin katta herhangi bir çizim yok. Bu çizim yapabilmek için e, istersek buradan birinci katı referans referans olarak gösterip e, onun üzerinden çizim yapabiliriz. Şöyle ee iz referans'ı öncelikle açıyoruz. Ve buradan sağındaki hemen ok tuşundan referans seç diyerek buradan birinci katımızı seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi referans kat olarak birinci katı seçtik ve o görünür hale geldi. Ve biz bu duvarların üzerinden e, zemin katı çizebiliriz. Ancak zemin katımızla birinci kat arasında çok bir fark olmadığı için birinci kattaki çizimleri zemin kata kopyalayıp daha hızlı bir çizim yapabiliriz. bunun için iz referansı kapatıyorum ve birinci kata geliyorum. Kontrol yukarı tuşa basarak birinci kata geliyorum veya şuradan navigasyon kısmından yine birinci kata çift tıklayarak da geçebilirsiniz. Şuradaki projeleri seçiyorum, çizimleri seçiyorum ve tasarım kısmından elemanları katlara göre düzenleyi seçiyorum. Evet buradan eylem seç kısmından kopyala geçerli. Hangi kattan? Birinci kattan kopyalanacak. Peki hangi kata? Zemin kata kopyalanacak ve tamam. Tıklayarak evet, zemin kata otomatik geçti. Ve projemizde zemin kata kopyalanmış oldu. Şimdi zemin katla birinci kat arasındaki tek fark şuradaki giriş kısmını oluşturmamız gerekiyor. Bina girişi apartman girişi buradan olacak. Bunun için buraya tek kollu bir merdiven ve şu duvarı da öne kaydırıp bir kapı açmamız gerekiyor. Bunun için e, duvarı seçiyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi klişi seçti. Önce, e, tıklar tıklamaz. E, bunu alt alta olan nesneleri seçebilmek için klavyeden tap tuşuna basıp seçmek istediğimiz nesne görünür hale gelince tıklamamız yeterli. Ve buradaki noktaya tıklayıp kaydır aracını aktif hale getiriyorum ve duvarın olması gereken konumuna getiriyorum. Evet, merdivenimizi de silelim. Şimdi buraya bir tane yeni merdiven oluşturacağız. Bunun için merdiven aracını aktif hale getiriyorum ve Ctrl T'ye basarak ayarlarına geçiyorum. Burada istersek daha önceden oluşturmuş olduğumuz bir tek kolu bir merdiven olsaydı onu seçebilirdik veya Arkiket'teki tam merdivenler kısmından bir tane merdiven seçebiliriz. Ama ben şuradan yeni bir tane oluşturacağım. Ve yarat tuşuna basarak merdiven tipini öncelikle seçiyorum. Şuradan tek kolu merdiveni seçtim ve tamam aracına tıkladım. Evet. Öncelikle 3 metre çıkacağı için bunu 300 yapıyorum. Kol genişliği 120 santim olsun. Evet. Şu anda rıh sayısı rız yüksekliği 18,8 görünüyor. Bunu arttırmak için basamak sayısını arttırmam gerekecek. Ee, her bir basamak 30'ar santim olarak hesaplayacağımız için şu anda 16 basamağımız var. Ee, 16 çarpı daha doğrusu şöyle yapalım. 20 rıht yapalım. 20 rıht için 19 basamak gerekli. Çarpı 30 yapıyorum ve 570 olduğunu gördüm. Bunu merdiven genişliği uzunluğumu 570 olarak değiştiriyorum. Evet. Şurada son basamağımızın şekli görünüyor. Şunu seçerek son döşememizin son basamak olarak görünmesini sağlayacağım ve tamam aracına tıklıyorum. İsim belirtmem gerekecek. Tek kolu merdiven deyip kaydediyor basıyorum. Ve projemizi ekliyoruz. Hemen bunu olması gereken konuma getireceğim. Yani şuradaki pencereyi de seçip, siliyorum ve bunun yerine bir tane kapı ekleyeceğim. Yani şunu seçebiliriz. Kapıyı ortalayalım. Biraz geniş bir kapı. Bunu genişliğin 250'ye ayarladım ve dışarı yönü açılsın. Evet kapımızı da eklemiş olduk. Şimdi buradan bir kesit çizgisi oluşturarak e, merdivende bir sıkıntı var mı ona kontrol etmemiz gerekecek. Yani kesit aracını aktif hale getiriyorum. Merdivenden geçen bir doğrultu belirledim ve sağ tarafa baksın diye bu tarafta herhangi bir yere tıkladım. Kesit çizgimizi seçip sağ tıklayıp e, Kesti yeni sekmede aç diyerek kesitimizin oluşmasını sağlıyoruz. Evet şu kirişimiz biraz e, problem oluşturacak. Çünkü M harfine basarak ölçü alıyor, alacağım. Yani 186 santimlik bir e, mesafe kaldı. Ve biz bu kısmı düzenlememiz gerekiyor. Ee, şuraya eğer bir döşemeyi uzatırsak, şu döşemeyi uzatırsak ve kirişimizi burada oluşturursak, e, problem çözülecektir. Onun için öncelikle buradan kat ayarları kısmına gelip birinci kata geçiyorum öncelikle. Bu projenin aynısını... ikinci kata da kopyalayacağım. Bunun için yine Az önce yaptığımız gibi elemanları katlara göre düzenleyi seçip buradan ikinci katı seçiyorum ve bu projenin aynısını ikinci katı da kopyalamış oldum. Evet, gördüğünüz gibi kesitlere de hemen yansıdı. Evet, şimdi bu kireci buradan seçip siliyorum ve şu duvarı da sileceğim. Şimdi bu döşemeyi, bu merdiven döşemesini bu tarafa doğru uzatmam gerekiyor. Bunun için buraya ayrı bir döşeme çizeceğim. Hemen katlarına geçiyorum. Ve birinci kata geldim. Evet, döşemeyi öncelikle seçmem gerekecek. Tab tuşuna basarak buradaki döşemeyi seçtim ve buradaki noktaları olması gereken yerlere taşıyorum. Ya da şöyle yapalım. Yine ben döşemeyi seçelim. Şuradaki noktaya tıklayarak döşeme ekle aracına tıklayarak şuraya ekstra bir döşeme ekleyeceğim. Yalnız buraya bu döşemenin devamını eklersek şuradaki kesitte görüneceği gibi döşememiz şu kat hizasında oluşacak. Bunu aslında biraz yukarıda oluşturmamız gerekiyordu. O yüzden Ctrl Z basarak bu döşemenin o kısmını iptal ediyorum ve buraya ayrıyetten bir döşeme oluşturacağım. Onu da döşeme aracını aktif hale getirerek ve buradan Geometri metoduyla bir döşeme seç e geometri metoduyla bir döşeme oluşturalım ve buraya bir tane kare bir döşeme oluşturalım. Evet şimdi kesim kesitimize geçelim. E şu döşemenin özelliklerini alt tuşuna basarak alıyorum ve kontrol alt tuşuna basarak da şu döşemeye aynı özellikleri aktarıyorum ve ben bu döşemeyi şu mesafeye çıkarmam gerekecek. Bunun için buraya 150 santim yazıp Enter'a basıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi döşememiz buraya kadar uzadı. Hemen buradan bir mesafe kontrolü yapalım. 20 santim daha uzatmamız gerekecek şu döşemeyi. Ve buradan bunu yukarı doğru 20 20 yaparak döşememizi uzattık. Evet. Şimdi hemen kestiğimize geri dönelim. Şimdi şu kirişin aynısını bir tane de buraya kopyalamamız gerekiyor. Bunu seçtikten sonra evet, kontrol tuşuna basıyorum ve şuraya bir kiriş kopyalıyorum. Evet bu duvarımızı da kirişe kadar uzatmamız gerekecek. Bunu da seçtikten sonra hemen duvar yüksekliğimizi ayarlar kısmına gelip artı şurası 150 santimdi ama şuradaki kirişin kalınlığına bakalım. 30 santim yapmışız. 150 de eksi 30, 120 santim yükseltmemiz gerekecek. Şunu ve 150 yapsak da olur çünkü Malzeme önceliğimiz yapısal betonda olduğu için şu duvarlar görünmeyecek ve kirişimiz öncelikli olarak görünecektir. Evet, şuraya bir duvar oluşturmamız yeterli. Hemen birinci kata geliyorum tekrar. Duvar aracını aktif hale getirdim ve şuradan şuraya bir duvar oluşturuyorum. Şu duvarı hemen kesitten bakalım. Seçtikten sonra aşağıdan 150 santimden başlasın. Evet. Böylelikle merdivenin kısmında şuradaki problemi çözmüş olduk. Evet. bir sonraki derste şu merdivenleri biraz daha düzenleyip projemize devam edeceğiz